Ben İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan Profesör Doktor Ozan Yarman. Kardeş lisemiz olan Itırı Güzel Sanatlar Lisesi'ne yönelik özel sunumumu burada gerçekleştiriyorum. Sunumumun adı Nazariyat Krizi ve Bir Çıkış Yolu. Önce Türk müziğinde temel sorunları irdeleyelim. Hala da yürürlükte olan asırlık resmi nazariyat, hem icrayı tam karşılamayan hem de Bizans, Arap, Taşra etki öznelerinin topyekün antitezi biçiminde oluşturulmuş 24 perdeli gayrimüsavi taksimata dayalıdır. Zamanla Türk halk müziğinde bağlamalardaki perde yerleştirme dikkate alınarak ayrı bir kuram yaratma yoluna gidilmiştir ve Kemal İlerici Muzaffer Sarı Sözen arızı işaretleriyle işler daha da karışık hale gelmiştir. Üstün körü benimsenen batı müziği teknikleri ve teknolojileri ise günümüzde benim adını verdiğim şekliyle temperyalizm dayatmasına dönüşmüştür. Kısaca eşit temperaman emperyalizmi. Ayrıntıya girecek olursak. Klasik Türk müziği, namı diğer Enderun müziği, fasıl müziği, Türk sanat müziği, ince saz müziği, divan müziği, Türk makam müziği hem koma değiştireçlerini hem de çeyrek sese varan değiştireçleri gerekli kılmaktadır. Bazı makamlarda Safiyyid-i tarafından ifade edildiği üzere 750 sene kadar önce mücennebat ayrıntısı aranmaktadır. Bu durum zaten bağlamaların, tamburların, rebapların saplarında ve bilhassa kanunlarda görülmektedir. Ülkemize kalıcı olarak yerleşen batıcıl müzik eğitiminde 12 ton eşit taksimat kurgusu da ihmal edilemezdir. İdeolojik arka planı gözden geçirelim. Ziya Gökalp'in 1923 tarihli Türkçülüğün Esasları kitabı, Cumhuriyetimizin kuruluşunda ve Musaki İnkılabı bağlamında şiar edinilmiştir. Gökalp'in savına göre, çeyrek sesleri Farabi Bizans'tan aldı ve bunlar Araplar arasında yayıldı. Osmanlı da bunlara dayalı sentetik müziği yüzyıllarca uyguladı. Gerek Gökalp'e, gerek sınıfsız bir toplumu ve halkçılığı önceleyen kuruculara göre asıl otantik, güya çeyrek ses içermeyen Türk nameleri Anadolu taşrasındadır. Musiki İnkılabı reçetesini hemen e, ele alalım. Özetleyecek olursak bir. Batı tarzı konservatuar, opera, bale ve rejimin beklentilerine uygun yayın yapan radyo ve artı daha sonraları televizyon. 2. Klasikal kontemporan batı müziği kuramı çıkışlı ve asla alaturka tadında olmayan, olacaksa dörtlü armoni ve pentatonizm temelinde bize özgü bir çok seslilik sentezi arayışları. Ve 3. Memleket satında Evrensel müzik içinde yer alacak yeni Türk müziği yani ulusal müzik kadar Batı müziğini de dinletme, beğendirme, sevdirme misyonu. Buna karşılık olarak ise Yekta Arelizgi ekolü adını verdiğim etnosantrik revizyonizm karşımıza çıkmaktadır. Bu nedir? Özetleyecek olursak 1. Saray tekke ve dümtek müziği diye aşağılanan havasa yani elitlere özgü makamsal sanat Avam yani e, ilkel aşağılık kitlelerin dinlediği iptidai ve rustai yani e, taşrasal halk havalarının daha rafine yani damıtılmış bir şeklidir. Sistemini Türk kökenli nazariyatçılar çok uzun zaman önce tanımlamış ve icracılar yüzyıllarca uygulamıştır. 2. İki, her ikisinde de çeyrek ses yoktur. Melodik aralıklar vardır ve 3. Çağdaşlaşma adına çok seslilik olacaksa bu milli temeller üzerine bina edilmelidir. Ziya Gökalp ve, ve milli musakimiz hakkındaki fikirleri yazısından alıntıladığımız kadarıyla Rauf Yekta şu şekilde ifadelerde bulunuyor Ziya Gökalp'e karşı. Diyor ki Ziya Gökalp Bey'in eski Türk musikisinin devamı olan halk melodileri namını verdiği musiki hakkındaki fikrimize gelince deriz ki avama mahsus iki nevi musiki mevcut bulunmuştur. Bizim halk şarkılarımız Farabi asrında olduğu gibi şimdi de Anadolu'da ve Türklerin sakin bulunduğu sair mahallelerde terennüm edilmektedir. Lakin aynı zamanda havasa mahsus üslubu ali ile yazılmış ve Türk hissi bedisinin yarattığı sanatın bütün incelikleriyle işlenmiş alimane bir musikimiz daha vardır ki bunun da nasıl ki Farabi asrında mevcut olduğuna şüphe edilemez ise El Yevm'de mevcut bulunduğunu görmekteyiz. El asıl Üstadın yanlış olarak şark musikisi tesmiye ettiği yüksek ve alimane musikimizi Bizans'tan alınmış ecde bir bir musiki. Halk şarkılarımızı da bizim asıl milli musikimiz olarak göstermesi hakayı ki tarihiyeye uymayan bir iddiadır. Hüseyin Saadettin Aral'de halk musikisi ve klasik musiki arasındaki ayrımı şu şekilde dile getiriyor. 1946'da verdiği Türk musikisi üzerine iki konferanstan birincisinde. Diyor ki halk musikisi diye bize güya ayrı bir cinsiymiş gibi gösterilmek istenilen musiki şu tahkir edilen bir çare musikimizin iptidai yani ilkel, rustai yani taşrasal ve sadilane yani basitleştirilmiş şeklinden başka bir şey değildir. Gayri 24 perdeli taksimat nasıl ortaya çıkıyor? Şimdi bunu ele alalım. Temelleri 13. yüzyılda yaşamış Safiyyüddin Nurmevi'ye uzanan, ilk kez 20. yüzyılın başında Raaf tarafından bugün bildiğimiz haliyle sayısal formüle edilen ve hemen akabinde Aralizgi Uzdilek üçlüsünün notasyon artı makam kurama bakımından son şeklini verdiği hazırdaki 24 perdeli gayri müsafi Pisagorsal taksimat, Avrupa'dan ülkemize sirayet eden eşit temperamanın tırnak içinde evrensel müzik adı altında yaygınlaştığı bir süreçte ve doğal aralıklar doğal olmayan aralıklar tartışması bağlamı da öne çıkartılmıştır. Alaturka'nın yasaklara maruz kaldığı bir evrede çeyrek seslere dayalı Arap Bizans kökenli köhne bir uygulamanın devam ettirmek istendiği ithamlarını geriletebilmek üzere bu yaklaşımın klasik Türk müziğinin asıl perde sistemi olarak ileri sürüldüğü görülmektedir. Bu yapılırken de geleneksel müziğimizin entonasyon dünyası ve makam tarifleri özü bakımından yer yer epey hasara uğratıldığı ve alabildiğine başkalaşmasına geçit aralandığı söylenebilir. 21. yüzyılda gelen kargaşa karşımıza çıkıyor. İcracılardan elde edilen ölçüm sonuçları çeyrek ses denilen mikrotonal olguyu yatsınamayacak derecede gündeme taşımıştır. Bu yüzyılın başında mikrotonal zenginliğimiz yani ara perdesel ayrıntılarımız hakkıyla ifade edilmeli derken bir nazariyat patlaması yaşandı. Adeta her kafadan bir ses çıktı ve makamsal sistem önerisi sahibi neredeyse herkes birbirine girdi. Ortalık nihayet biraz durulduğunda özellikle icracılar arasında matematiksel sistematiğe çok ciddi bir karşı koyuş ile baş başa kalındı. Sonuçta Arelizgi Uzdilek istense de istenmese de kanık sandı. İcra kuram örtüşmezliğinin gerisinde ne var? Mücennebatı yani orta ikili aralıkları kastetmekte kullanılan çeyrek ton tabiri Cumhuriyet'in ilk yıllarında Bizans ve Araplar ile ilişkilendiriliyordu. Yapay olduğu varsayılan aralıklara dayalı bir müziğin Türk kökenli olamayacağı görüşü hakimdi. Alaturka bu yüzden yasaklara maruz kaldı. Yürürlükteki kuramın temelleri ilginçtir ki tam bu evrede atıldı. Rauf Yekta, Saadettin Arel, Supi Ezgi ve Murat U Uzdilek Türk makam müziğinde hiç çeyrek ses bulunmadığını ileri sürdüler. Nitekim tarihi nazariyatla desteklemeye çalıştıkları gayrimüsavi 24 perdeli taksimat sorunlu makamlardaki orta ikilileri karşılayamayacak bir kurguya sahiptir. Bunun kasıtlı olarak böyle yapıldığı kuvvetle çağrışmaktadır. Biraz daha geniş bir perspektiften bakmaya çalışalım. 1930'larda kurucu resmi ideolojinin varoluşsal zeminini teşkil edecek biçimde Türk tarih tezi ve Güneş dil teorisi benimsendi. Her ikisi de bizi barbar, ikinci sınıf ve mongoloid gören, sözde medeni Avrupa'ya karşı geliştirilmiş güya bilimsel savlardı. Bir taraftan binlerce yıldır bu topraklarda atalarımızın zaten Asya'nın içlerinden dalga dalga göçüp gelmiş olarak bulunduğu yönündeki dayanaksız iddia vurgulanıyor. Diğer taraftan özleştirmecilik hareketinin çare bulamadığı yabancı kökenli kelimelerin zaten yeryüzünde en başından beri var olan kadim bir Türkçeden türediği ve dolayısıyla dilde aşırı müdahalelere gerek olmadığı inancıyla teskin olunuyordu. Tabii bu savlar Hüseyin Saadet'in Arel'in Klasik Türk Müziği'nde acemleşmiş ve Araplaşmış olarak göze batar bulduğu terminolojiyi ısrarla öz Türkçe yapma çabalarını engellemedi. Öte yandan Ahmet Adnan Saygun söz konusu varsayımları destekleyecek biçimde pentatonik dizilerin görüldüğü her yerde Türklerin vaktiyle hüküm sürmüş olduğunu iddia etti. Arel de bundan geri kalmamak adına Osmanlı'nın hüküm sürdüğü diyarlarda duyulan makamsal benzer tınılların sebebi olarak Türklerin istila ettikleri her coğrafyada yöre halkının müziğini silip kendi müziğini onun yerine ikame ettiği görüşünü ileri sürdü. 1930'larda ve 40'larda insani özellikler bakımından batılı ülkeler ile eşdeğerliğimizi hatta onlara üstünlüğümüzü pekiştirmek üzere ki o dönemler ırkçılığın Avrupa'da özellikle yükseldiği bir dönemdir. En eski medeniyetlerden sayılan Sümerlerin ve Hititlerin Genetik ve linguistik ciddi araştırmalardan elde edilen güncel bulguların tamamen hilafına ırksal ve dilsel anlamda Türk olduğu görüşü de işlenmiş ve bir taşla iki kuş vururcasına Anadolu'daki bin yıllık tarihsel mevcudiyetimiz binlerce yıl daha geriye taşınarak konumumuz alabildiğine meşrulaştırılmaya çalışılırken Avrupa uluslarının 2000 yıllık konumu sorgu konusu yapılmak istenmişti. Hüseyin Saadettin Arel de bu düşüncelerin etkisinde kalmış. Hatta Bedri Ruh Selman'ın ruh çağırma seanslarında medyumluk bile yaparak gayipten ulaştırılmakta olduğunu sandığı müzikolojik ulvi bilgiler sayesinde Türk müziğinin gerçek arkayık kökenine indiğine kendini ve etrafını inandırmıştır. Halbuki anayasal Atatürk milliyetçiliği zemininden baktığımızda Oğuz Türkler kadar sırf ortak aidiyet ve kültürel tarihsel paydaşlık bağlamında Kürtler de, Zazalarda, Lazlar da, Çerkezler de, Arnavutlar da, diğer de hatta Musevi, Rum, Ermeni, gayrimüslim yurttaşlarımız da bu ülkede Türk'tür. Yoksa meğer Türk müziği dendiğinde sırf Anadolu Rumeli Oğuz müziği mi kastedilmektedir? Şu da var ki Bolşeviklerin diktasını Turancılık özlemlerine düşman bir oluşum olarak gören Nihal Atsız ve Zeki Velidi Togan gibi ırkçı öznelilere göre Atatürk'ün dostumuz Sovyetler söylemi siyaseten uygunsuzdu ve gerekirse Türkiye dışındaki Türkçe konuşan halkları bağımsızlıklarına kavuşturmak için Nazi Almanyası ile işbirliği ve Hitler'e destek mübahtı. Nitekim bu çerçevede Türk milliyetçiliğinin İslam karşıtı aşırı ve kafa damarı Neredeyse her kavmi Türk ulusu ile akraba yapmaya kalkan ve mistik Mu kayıp katasından geldiğimizi bile düşleyebilen Türk tarih tezini reddetmiştir. Bununla birlikte yürürlükteki Aralizgur dilek nazariyatı Türk tarih tezi ve Güneş dil teorisi olarak anılan bilim dışı yaklaşımlarla uyumlu olacak şekilde öne sürülmüştür. 21. yüzyılda yükselen ve iktidarını Tüm muhalefete rağmen perçinleyen siyasal İslam ile konjonktür değişince tarihi Türk müziği hem köken itibariyle hem kavramsal olarak hem de meşruiyet arayışı bakımından boşluğa düşmüştür. Bu noktada son bir takım eğilimler Rauf Yekta'nın arelcilik tarafından terk edilmiş elitist yani seçkinci, beyner milalci yani uluslar arasıcı, cemaatler arasıcı ve Tanzimatçı görüşlerine irtidat edilmesi yönünde olmaktadır. Peki düzgün bakış ve çıkış yolu nasıl e, değerlendirilmeli? Türkiye'de çağdaş çok sesli müzik yapan ve çağdaş yahut evrensel olduğu iddiasında olan kesimler yaptıkları sanata meşruiyet kazandırmak için artık Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sığınmaktan ve onun olmuş bitmiş inkılaplarından medet ummaktan çıkmalıdırlar. Polifonik veya monofonik artık her neyse bir müziğin öz estetiği bir devlet adamının ne kadar büyük olursa olsun kişisel tercihi, yönergesi veya ideolojisiyle belirlenemez. Şu halde söz konusu kesimler Osmanlı'ya, Bizans'a, Araplığa, Arabeske ve benzeri popüler tercihlere burun kıvırmak suretiyle kendilerini olur olmaz yüceltmekten ve Kemalist rejimin önem verdiği halk havalarımızı sadece melodik malzeme olarak görmekten kaçınmalıdırlar. Türkiye'de Türk makam müziği ile uğraşan klasikçiler, tasavvufçular vesaire Enderun fasıl mühibbanı da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adının arkasına saklanarak seçkinci sanatlarına meşruiyet devşirmeye çalışmaktan vazgeçmelidirler. Yaptıkları işi Atatürk'te yaşarken çok sevmiş olduğu için sürdürdüklerine dair bir söyleme veya Atatürk'ün kendilerini kastederek belirli yönde bir direktif vermiş olduğu gibi bir iddiaya sığınmamalıdırlar asla yasaklamadı veya önce darbe vurdu ama sonra caydı türünden gerçek dışı beyanlara itibar etmemelidirler. Şu halde Batı'ya Araplığa, İran'a, arabeske ve poplaşmaya kökten düşmanlık sergilemek suretiyle kendilerini yüceltmekten ve günümüzde Türk müziğinin tek temsilcisiymişlercesinde çıkışlar yapmaktan uzak durmalıdırlar. Hele ki halk havalarının doğal hamisiymiş gibi davranmaktan kaçınmalıdırlar. Zira bugüne kadar halk müziğini Osmanlı Saray Tekke Müziği yanında hep rustai bir eklenti olarak görmüş oldukları ortadadır. Muhafazakar demokrat geçinen seçkincilik karşıtı kesimlerde mehter, dini ilahiler, gönül musikisi, vecd, meşk vs. ecdad yadigarı saydıkları geleneksel damara meşruiyet kazandırmak üzere kah Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kah onunla doğrudan ya da dolaylı ilişkilendirdikleri tarihsel şahsiyetlere saldırarak yaptıkları işe ideolojik zemin oluşturma çabasından vazgeçmelidirler. Atatürk'ten meşruiyet devşirerek bir sanat yüceltmeye kalkmak ne kadar sakilse Kemalist rejim tarafından örselenmişlik kompleksleri içinde gaziye ve silah arkadaşlarına saldırarak bir damarın ulviliğini ispat etmeye kalkışmakta o kadar abestir. Halk müzikçiler ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu Rumeli yöresel havalarımıza vermeye çalıştığı milli değeri en azından takdir edip buna göre nerede pozisyon alacaklarını akla selim ile belirlemelidirler. Hele ki bugün yaptıkları müziğin ne kadarının otantik, ne kadarının temperyalist etkide olduğunu sorgulamalı, standartizasyon adına vardıkları suni merhaleleri rasyonel olarak tartmalı ve Cumhuriyet'in yaptıkları işçiliğe atfettiği önemi idrak etmelidirler özellikle de Türk klasikal sanat müziği camiası içinde ne kadar daha garnitür muamelesi görmeyi tahammül etmek durumunda olduklarını, muhafazakar demokrat geçinen davarla ne tür bir ilişki kurmak istediklerini çok ama çok iyi değerlendirmelidirler. Bir parantez açıyorum tekrar e, temperalizmle ilgili. Batı'nın standart 12 eşit ses kalıbında yahut böylesi bir çekirdeğe yaslanarak üretilen, üçlü armoni destekli ve arka planlı, sözüm ona milli ama basmaya eşit temperaman emperyalizmin etkisinde sözde geleneksel müzikçiliğe ben temperalizm dedim. Özellikle e, küresel 12 ton eşit taksimat dayatması olarak özetlenebilecektir. 2016 yılında e, ortaya koydum şekliyle. Şimdi e, çıkış yolumuzu tekrar gözden geçirelim. Tevhidi tedrisat yani eğitimde birlik. Makamsal icranın gereklerini ve gerçeklerini tatminkar biçimde karşıladığı gibi aynı zamanda batı tarzı birikimlerle uyumlu ortak bir nazariyat şart olmaktadır. 12 ton eşit taksimatın katlarını almak basitliğinden ibaret olmayan, ince düşünülmüş logaritmik hesaba dayalı seçenekler tarafından önerilmiştir. Bunlardan biri de 79'lu kanun perde sistemidir her derecede tüm transpozisyon ihtiyaçlarına cevap vermektedir ve batı müziğiyle uyumlu, beşlilerle 12 turda kapanabilen bir döngü de içermektedir. Gerek mikrotonal orkestral polifoni, gerek otantik monodik entonasyon için 79'lu sistem önerisi uygun bir seçenek olabilir. Uygulanabilirlik ve gelenekli örtüşme Teknik adı 79MOS159TET olan bu perde düzenini ejder güleç yapımı bir kanuna uyarladım. Bu çalgı çeşitli çevrelerde tanıtılmış olup usta kanun icracılarının ilgisini ve beğenisini toplamıştır. 79 sesli düzen sayesinde Uşşak, Hüseyin'i, Hüzzam, Karciar, Sabah gibi çetrefil makamların anatomisini deşifre etmek hayli kolaylaşmaktadır. 79'lu düzenin notasyonu peki nasıl olmalı diye sorulacak olursa şunları e, vurgulayalım. Yürürlükteki Aralizguz Dilek nota yazımı düsturu ton aktarımsal olmayan yani non-key transposing sabit perdeli çalgılar için uygun değildir. Arelis göz dilek arızı işaretleri büyük çaplı çok seslilik tekniklerinin denenmesine el vermiyor. Yani yeni düzene çağdaş ve tutarlı bir notasyon lazım. 79 Mos 159 teti notalandırmak üzere Toprağı bol olsun George Secor ve David Keenan tarafından geliştirilen sajital notasyonu kullandım. Bildik diyezlere ve bemollere ilaveten yalnızca 3 yeni işaret öğrenmek yetecektir. Bunlar koma, 2 koma ve çeyrek ton arızalarıdır. Sajital notasyon uluslararası mikrotonal camiayı sarmaştırmakta ayrıca köprü görevi üstlenebilir. 79 MOS 159 TET içinde çok yaklaşık bir aralizgüz dilek sistemi yerleştirimini e, resimde görebiliyorsunuz. Tam seste 13 koma e, ayrıntısını e, bu şekilde resmettim. E, Arızi oklar gerekirse göz ardı bile edilebilir. Sadece normal batı müziği diyezi bemolü çalışılabilir. Doğru aralığı boyunca e, resmedilmiştir. Çıkarken ve inerken e, 6 adımda yarım ses noktasına varıldı, 3 adımda çeyrek ses noktasına varıldı, 1 adımda bir komaya yakın olarak üçte bir holder koma, üçte iki holder koması e, boyutuna varıldı görülebilmektedir. Mandalatura notasyonuyla da e, e, temsil edilebilecektir bu sistem. Mandalatura adından da anlaşılacağı üzere gitarları, gitarlara yönelik tablatura gibi rakamları port üzerinde kullanmaya dönük bir kanun notasyonudur. Kanun mandalı, tablatura, Sanskritçe'de mandala yani kozmolojik disk sembolü, Yalçın Tura ve Alaturka toplu çağrışımlarını içerir. Tablatura'da nota başları yerine doğrudan rakam kullanılıyorken, Mandalatura'da porta üzerinde notalar ve bunların yanı sıra rakamlar bulunur. Bu şekilde de resmedilebilir. Hatırlayalım, 79'lu sistemde tam ses boyunca 13 e, 3'te 2 holder koması şeklinde adlandırabileceğimiz komalar bulunmakta. dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde yarım sese yükselerek veya eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, e 5, e 6 şeklinde yarım sesi alçalarak e notalandırma yapabiliyoruz. Ya da herhangi başka perde düzeninin değerlerini e el alarak da bu mandalatura sistemini seferber edebiliyoruz. 79'lu sistemde doğru ve fasol ayrıntısında küçük bir fark var. E sol tam e, 3 bölü 2 oranını temsil eden 702 sent alınırsa sol fa e, itibariyle e, gelişen bemoller 7-8 cent hatalı olmasın diye e, 79'lu sistemin kardeşi 80 mos 159 tet bünyesindeki e, 695 sentlik bir solü esas ittihaz edebiliyoruz. Ama bu tamamen teknik olarak, e, matematiksel olarak e, üzerine düşünülmesi gereken bir ayrıntıdan ibaret. Şimdi şöyle toparlayalım isterseniz. 24'lü perde sistemleri, 53'lü perde sistemleri, 72'li perde sistemleri denenmiş. Bunlar yetmediğine göre, çok daha fazla ayrıntı arandığına göre e, nasıl hareket edecek? 79 sesli düzende perde kümeleri geleneği uygun olarak 17 bölgede toplanıp ayrıntılandırılmıştır. Seslerde en çok 3'te 1 holder koması sapma ile makamların her ahen götelenmesi mümkündür. Sajital ve mandalatura nota sistemleri gayet tutarlıdır ve mikrotonal polifoniyel verişlidir. 79 sesli bir makam kuramı denemesine ayrıca giriştim. Pek çok asıl ve bileşik makamı notalandırmayı denedim. Son toplamda bugüne kadar denenmiş sistemlerin yetersiz kaldığı yerde 79'lu perde sistemi üzerinde düşünülebilecek, düşünülebilecek bir alternatif olarak belirmektedir. Bu sunumumda kullandığım bibliografya bu sayfada görülüyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, faydalı olabilmiş olmayı umuyorum. Sağlıcakla diliyorum.